Aztek Games kanalına hoş geldiniz. Unity eğitim dersleri serimize devam ediyoruz. Bugün sizlere Quest Pointer diyebileceğimiz ya da Object Pointer diyebileceğimiz bir script'i göstereceğiz. Bu kod ne işe yarar? Aslında sizin gideceğiniz yönü oyuncunun üstünde veya kamerada, haritada göstermemize yarıyor. Zaten videonun başında da bir ön izleme göstermiş olmam gerekiyor. Konuya geçmeden belirtmek istiyorum. Bir Discord sunucumuz var. Aztec Games diye. Şu anda aktif olarak orada hem konuşup sohbet ediyoruz, hem insanlar birbirlerine soru sorup cevaplıyor, birbirlerine destek veriyor, hem de iş buluyor. Ekip arkadaşları arıyor veya iş yerine, kendi stüdyolarına ekip arkadaşları arıyorlar. Siz de sunucumuza katılarak bu faydalardan yararlanabilirsiniz. Yine onun haricinde yapacağımız birkaç duyuru var. Discord'da da bunları belirttik. Takip ettiğinizde bu ve daha fazlasından haberdar olacaksınızdır. Öncelikle Unity Asset Store'da artık asetlerimizi satmaya başladık. Ücretli ve ücretsiz asetler satmaya başladık. Böylece siz geliştiriciler, indie geliştiriciler daha fazla içerikten faydalanabilir. Gerek model anlamında, gerek kod anlamında oradan ücret ve ücretsiz alıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Bunun dışında Discord sunucularımızdaki insanların bildiği gibi bizim %80 iş garantili bir staj programımız var. Yani staj programında mezun olanların %80'i direkt işe yerleşti. Bitirdiği gibi biz yerleştirdik. Bunun altını çiziyorum. İş imkanı sağladık. Hani sadece kendi stüdyomuzda değil, başka stüdyolarda da girmesini sağladık. Böyle bir staj programımız var. Bunun detaylarını yine Discord sunucumuzda bir konuşuyor olacağız. Akabinde bir eğitim serimiz başlayacak. Bu seride de hem acemi, hem orta seviye, hem de profesyonel, senior ve lead olmak isteyen insanların, yani mid developer'daki ya da senior developer'a geçen insanlara yönelik bir eğitim olacak. Yine bununla alakalı bilgileri Discord'da paylaşıyor olacağız. Sizleri de orada görmeyi isteriz. Şimdi kodumuza geçelim. Önce sahnemde bir tane UI var. Kendime şöyle bir UI hazırladım. Bu bizim o objemizi haritada göreceğimiz UI. Telefon için çalışıyorum. Fark etmez, bilgisayarda olabilir. Böyle kanvasta bir boş objem var, pointer diye. Altında da resimlerim var. Yani bu bizim pointerimiz. Bu bize gösterecek. Haritada nerede olacaksa, atıyorum şu kırmızı obje, şu sağ taraftan baktığınızda telefon ekranından göreceksiniz. Böyle objeyi gösterecek. Tabii tam bu şekilde değil. Bakalım tam olarak nasıl oyunda gözüküyor. Onları da geçeceğiz. Böyle bir zeminim var. Kameram var. Bir de takip edeceğimiz, belirteceğimiz bir objemiz var. Şurada gördüğünüz gibi. Gelelim kodumuza. Object Pointer diye bir script açıyorum. Bomboş bir script. Aslında çok da basit ve kısa sürecek işlemimiz. Şimdi önce bizim oradaki resmimizi belirtecek bir public image oluşturmamız lazım. Unity UI kendi kütüphanesine ekliyor. Eğer eklemezse siz elinizde ekleyebilirsiniz. Image img diyorum. Public transform target. Bu da bizim hedefimiz. Public vektör 3 offset diyorum. Bu da tamamen objenin içinde olmasın. Ok sağında, solunda veya yukarısında, aşağısında olsun. Yani bir offset değeri vermek için ekliyoruz. Şimdi yapacağım şey update ile alakalı. İlk önce float min sayı belirliyoruz. img image'ımızın nokta get pixel adjust rect. Bu bizim rect transform'daki pikselini veriyor. Nokta bit. Böyle iki. Şimdi bahsedeceğim ne olduğundan. Bir de float bunun max'ı var. Max x zaten otomatikte çıkıyor. Eşittir. Screen.width eksi min. Bu ne yapıyor? Burada bir ekranımız var gördüğünüz gibi. X, Y olarak pikseller, işte 1920, 1080 ya da ne bileyim bir ekran boyutu vesaire, piksel size'ı. Onun boyutunu alıyor. Yani biz bu image'ımız, image dediğimiz bu resmin, şu ok resminin boyutlarını alıyoruz. Ki bu ekran içine sığdırıp bu ekran içerisinde hareket etmesini sağlayalım. Devam ediyorum. Bu X içindi. Bir de bunu Y için olanı yapacağız. Hemen şöyle otomatik tamamlıyorum. Plugin'in verdiği faydadan. Ne yaptık? Aynı yukarıdakinin aynısını yazdık. Min Y eşittir image get pixel adjust rect dot high bölü 2 float max Y dedik. O da screen height eksi min Y. Buradaki x ile y'nin farkı, biri width olarak alıyoruz yani en olarak, diğerini height yükseklik olarak alıyoruz. Devam ediyorum. Bunları böyle kalacak. Şimdi bir vektör 3 pos belirliyoruz. Eşittir. Kamera da main nokta world screen point, yani bu ne demek? Dünyadaki nesneyi ekranın içerisine orantılasın, göndersin anlamında. Target nokta position art offset. Yani şunu diyorum, benim oyundaki şu nesnemin değeri bana ekrandaki değer olarak dönsün. Yani bu ekranda nerede görüyorum? Burada görüyorum. Bana buradaki değerini verecek, ekran değerini. Piksel ölçüsünü verecek. Artı offset de ekliyorum ki bu ayarları
elimle de değiştirebileyim. Şimdi bir if vektör 3 nokta dat açacağız. Bunun içine de target target nokta position eksi transform nokta position diyorum. Virgül transform nokta forward. Şimdi bu vektör 3 dat ne işe yarıyor? Bunu çok farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Çok da kullanışlıdır. Aslında bu şu işe yarıyor. Bu bizim objelerimizin karşı karşıya olup olmadığını, birbirlerine bakıp bakmadıklarını algılıyor. Yani nedir? Eğer benim objem, yani kameram, buradaki transformum, kameram objeye, hedef objeme birebir bakıyorsa, tam karşıdaysa bir işlem yapacağız. Hayır, tam tersi yöne bakıyor ise, yani ben objeme arkam dönükse de farklı bir işlem yapacağız. Bunu kullanarak çok farklı şeyler yapabilirsiniz. İşte tam bakması gerektiği yere bakarak bir event atabilirsiniz. Yani çok farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Çok da faydalı olur. Şimdi tekrar içine if açıyorum ve post y diyorum. Küçüktür. Screen height bölü 2. Yani diyorum ki y'nin pozisyonu screen height'ın ya, bölü 2'den, yani yarısından küçükse post y nokta y eşittir max y'ye eşit olacak. Değilse else diyorum, post y eşittir min y. Aynısını x için de yapacağım. Hatta sizin için şöyle kopyalayayım. Hop, yanlış aldım. Aynısını x için de yazacağız. Post y, y yazan yeri x'de değiştiriyorum. Height'ı width'de değiştiriyorum. Tüm y yazan yerleri x'de değiştiriyorum. Şurada bir hata yapmışım. Yok, doğru, tamam. Doğru yapmışım. Şurası y, şurası x. Aynen, y yazan yerleri x'e değiştirdim. Yani aslında y için ne yazdıysak x için de aynısını yazdığımızı göstermek için kopyala yapıştır yaptım. Şimdi burayla da işimiz bitti. Şimdi post dediğimiz pozisyonu bizim sınırlandırmamız lazım. Post x eşittir matf clamp. Clamp komutu ne bilmiyorsanız eski derslerime gidip matf komutlarına bakabilirsiniz. Post x virgül min x virgül max x. Aynısını post y için de yapacağım. Eşittir matf nokta clamp diyorum. Post y virgül min y virgül max y. Bu da tamam. Image nokta transform nokta position'ı posa eşit dersem artık buradaki okum objenin üstünde gözükecek. Kodumu kameranın içerisine atıyorum. Buradan benden birkaç değer istiyor. Image yazan yere bu pointer'ımı atıyorum. Bu pointer da bu resmimiz. Target yazan yere de bu kırmızı objemi target'a atıyorum. Şimdi play'e bastığımda ben basıyorum. Objemin tamamen içinde gözüküyor. Ben bu offset değerleriyle objenin neresinde gözükmesini istediğimi seçebilirim. Mesela 1.5 diyelim. Böyle gözüksün istiyorum. Şimdi kameramı hareket ettireceğim. Bakın, yukarı kaldırıyorum. Orada. Etrafta gezdiriyorum. Bakın, benim imajım her zaman objenin üstünde gözüküyor. Hatta şöyle kameramı kaldırıp biraz da aşağı doğru eğiyorum. Orada görüyoruz. Ben eğer ekranın dışına çıkarsa objem, bakın tak, ok orada kaldı. Bu tarafa gidiyorum, ok orada kaldı. Aşağıda, orada, yukarıda. Yukarı çıkması çok zor. Bayağı uzakta olması lazım. Belki uzakta olsun. Geç olmuyor, açıdan kaynaklı. Hadi aşağıda olsun. Bakın orada. Şimdi bu sadece tabii şey değil. Hani olduğu yerde kalmıyor, yani bize nerede olduğunu gösteriyor. Eğer ben içeri çıkarsam, bakın yukarı doğru gidiyorum. Ben şunu biliyorum. Objem benim her zaman A yazan yerde. Bu şekilde bir player olduğunu düşünün. Şöyle bir tane player yaratalım. Kapsül olsun. Bir tane de renk verelim arkadaşa. Şu bizim player'ımız diyelim. Hani ben bir oyuncu olarak düşündüğünüzde ben artık objenin nerede olduğunu biliyorum. Bakın, oyuncum gidiyor, okut şeyi takip ediyor, A'yı tak buluyor. Şimdi bunu yaptık. Ben bir de ekstra istiyorum ki bu ok biraz da rotasyon alsın. Yani böyle aşağı doğru göstermesin de objeye doğru biraz yönelsin. Bunun için de oyun play'i kapattım. Bütün yaptığımız değişiklikler de gitti haliyle. Ama kapatmamız gerekiyordu. Ne yapacağım? Önce döndürme kodunu yazacağım. Bizim bunu dereceyle, radyanla döndürmemiz lazım. Şimdi float r diyorum. Buna angle diyebiliriz. Açı. Eşittir matf atan. Dediğim gibi matf komutlarını zaten bahsediyorum. Oradan öğrenebilirsiniz. Target.position.x eksi transform.position.x virgül. Aynısını z için yapacağım. Çünkü ben yatay eksende objeyim. Eğer dikey ise bunu dikey için de yapabilirsiniz. Yani z yerine y de yapabilirsiniz. Yaptığınız oyuna göre, dikey bir oyunsa. Diyorum çarpı matf radyantı derece. Yani ne yaptık? Biz burada objenin radyantını bulduk. Bu radyantı da dereceye çevirdik. Böylelikle ben objemi derece bazında döndürebileceğim. Buraya da image nokta transform nokta rotation diyorum. Eşittir quaternion euler 0.0 angle. Şimdi niye z eksenine yazdım? Bunun için yazdım. Bakın, hani x y z'de z'ye yazdım döndürmeyi. Neden? Çünkü oyunumu açtığımda objeme tıklıyorum. Bakın, z'yi ben döndürdüğümde objem benim istediğim gibi dönüyor. O yüzden z ekseninde çevirmem lazım. O yüzden z'ye yazdım. Şimdi tekrar bir player oluşturacağım. Şöyle tekrar bir oluşturalım. Ne oluşturdum? Kapsül mü oluşturdum? Aynen, doğru oluşturmuşum. Şöyle kapsülümüz var. Kamerayı da player'a göre ayarlayayım. Kamerayı player'a göre ayarlıyorum. Bunu böyle bir TPS tarzı tadında bir oyun olarak düşünün. Player'ım şurada. Bak, şöyle geldi. Oyunun böyle gördüğümüz farz edelim.
Bu bizim objemiz. Ha. Şimdi play'e basabiliriz. Bir şeye bakalım. Şuradaki ayarları 1.5 yapmıştık. Offset'indeki o kutunu göstersin. Play'e bastık. Şu anda sıkıntı yok. Şu anda olması gerektiği yerde benim kutumu gösteriyor. Şimdi ben bakın gittiğimde sola gittikçe okun ucu P doğru eğiliyor. Rotasyon alıyor. Böylelikle sadece orada durması değil, hani ok aşağıyı gösteriyordu normalde. Artık ne tarafta olduğunu daha net bir şekilde görebiliyorum. Ben bir oyuncu olarak, aa evet orada diyorum, yanına gidiyorum, burada. Aynısı bu taraf için geçerli. Yukarı aşağıda da geçerli. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde objemin nerede olduğunu haritada görebiliyorum ya. Ve bu ne kadar uzak olursa olsun. Şöyle tabi belirli bir uzaklıktan sonra çok direkt yan gösterecek. Bayağı uzağız çünkü. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ha, bunu ekstra kodlu geliştirebilirsiniz. İşte belirli bir mesafeden sonra kapansın, yaklaşınca açılsın gibi gibi, artık yaptığınız oyuna göre. Bizim kodumuz bu şekildeydi. Artık bir quest event, gideceği yeri gösterme veya objeyi gösterme gibi bir haritada ekranın dışına çıkmadan görebileceği bir pointer yaptık. Kodumuz bu kadardı. Çok basit, çok pratik ve çok kullanışlı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ama Discord'a katılıp sunucuda sormanızı tavsiye ederim. Çünkü ben olmasam dahi bizim ekip arkadaşlarımız veya sizin gibi sunucudaki diğer insanlar daha çabuk yardım edecektir size. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Destek olmak için de abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.